başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm tenimde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Her yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Şarkılar deli divane, şiirler çaresiz, sözler bir çare. Doymuyor bedenim, açarsız ruhum, seninle her nefes sevişmelerde. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüğüm tenimde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Her yanım çim çiçek, dört mevsim bahar. Öptüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Merhabalar. Biliyor musunuz? Ben sizleri çok özledim. Sizler? Duyuyorum, çok özlemişsiniz. Ay, teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi birbirinden kıymetli dostlarla ve sizlerle birlikte olmak ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir keyif. Özer'cim, senden mi başlayayım? Sen nasıl? Sahibi sensin. Nasıl istersen öyle yapalım. Evet, ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayten'cim, bu ne güzellik, bu ne şıklık. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğinizdir. Oo, canım benim. Evet. Sevgili Özer Akkeleş, bu kadar mı ince ruhlu olursun, bu kadar mı centilmen olursun? Evet.
Diyorsun ki muhteşem bir yeni yayın dönemi olsun diyorsun bana. Ve Orkiden'le çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili Ayten'cim de bütün zarafetiyle geldi, hı-hı, güzelliğiyle geldi. Büyük bir mutluluk. Peki dizaynı nasıl buldunuz? Turkuaz benim rengim, yay burcunun rengi. Rengi çok güzel ama ben gözümü senden alamıyorum. Çok güzel bir yaz oldu herhalde. Çok muhteşem, çok sana yarayan bir yaz oldu ki ışıl ışılsın. İlk programı da bizimle yapman umarım sana şans getirir. İyi ki yeni yayın döneminde Ada TV'ne seninle anlaşmış, seni yayın dönemine dahil etmiş. Hem onlar hem biz çok şanslıyız. İyi ki yeni yayın dönemi Kıbrıs halkı için Fahri Özay'a devam edecek. Ay canım. Biliyor musun? Hani her zaman söylediğim bir söz vardır ve bu benim kitabımda da yer aldı. Tescilli bir sözüm. Güzel insanlar güzel adreslerde buluşurlar. Yönetmenlerimizle, Ada TV'nin sahibiyle ve siz çok değerli, birbirinden kıymetli konuklarımla birlikte ve tekrar tekrar söylemek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Güzel insanlar güzel adreslerde buluşurlar. Özellikle sizler, canlarım benim, hep sizi can dostlarım olarak görüyorum. Siz böyle evlerinizde oturdunuz, bizleri izliyorsunuz, seyrediyorsunuz, gülümsüyorsunuz ve ben burada hissediyorum. Bakın kalbim sizler için atıyor. Evet Ayten'ciğim. Çok şık, çok güzelsin. Tekrar etme ihtiyacını hissettim. Bu yolculuk ne zaman başladı? Bir ikon olarak. Bu yolculuk 2018'de başladı ilk. Hı-hı. Yine çok beğenirdim. Beğenerek zaten Instagram'dan takip ederdim. Hı-hı. Sayfasını En Moda'nın. Hı-hı. Hep de takip edeceğim yeni. Hı-hı. Geçen sene ilk kez girdim zaten. Çok sıcak bir ortam vardı. Herkes, hı-hı, birbirine güler yüzlüydü. Hiçbir kötü bir şey çıkmazdı yani. Hep böyle, o yüzden tekrardan girmek istedim. Ve bu sefer daha istekli oldum. Evet. Bu sefer başardım zaten. Ama sen zaten çok güzel bir ailenin evladısın. Abin, keza, aynen, anneciğin, babacığın, değil mi? Ve zaten bir de onun evliyatı vardır. Hı-hı. Bilmiyorum, acaba güzel yurdun toprağından mı? Bir de ekim ya. Olabilir. Bence de güzel yurttan. Değil mi? Çok güzel, evet, insanlar doğurdu güzel yurt. Gerçekten inanılmaz güzel insanlar doğurdu. Ayten geçen 2018'de stil ikonu yarışmasında çok iddialı adaylardan biriydi. Ama son 5'e, finalde son 5'e kaldı ve herkes Ayten'i çok hatırladı, çok istedi. İyi ki bu sene tekrar girdi. Çok iddialıydı yani, çok zorladı birinciliği geçen senede. Ama yaşı daha şu an çok genç olduğu için, evet, bir yıl bile onun hayatında çok farklılıklar yarattı diye düşünüyorum. Bu sene dedi ki ben tekrar bu yarışmada olmak isterim. Çünkü iddialıydı ve farkındaydı bu birinciliği zorlayabileceğini. İyi ki girdi. Çünkü birçok yarışmada aynı şeyler yaşanır. Bizim bir ikonumuz var. Bir erkek, bir bayan, evet, ikonumuz var. O da gelecekte ama henüz havalimanında olduğu için biraz gecikti. İnşallah yetişir programımızda. Aynen. Yani biz yarışma, ikon yarışmasında ikincileri, üçüncüleri seçmiyoruz. Birer tane, bir bayan, bir erkek ikonlarımızı seçiyoruz. Ve katılımcılar arasında da çok kişiyi elemelerden geçirip oraya, özellikle bu sene daha da fazla bir katılım sayısı, evet, vardı. Evet. Çok daha iyi hazırlanan bir ekip vardı. Ama Ayten hem duruşu, hem kıyafetiyle, hem yarışmaya katılımıyla, bir de insanlar tarafından sevilen kişi olması hem sosyal medyadaki gücünü artırdı, hem de oraya gelirken orada da tanınmış ve artık kendini ikon görerek oraya katıldığını ben gözlemledim bu sene. Evet. Ayten dedi ki ben kazanmaya geliyorum. O Emin'le, o Emin duruşla geldiği için şu an burada. Evet. Aslında ben her zaman şunu vurguluyorum. Her zaman yazılarımda veya kendi programlarımda veya kendi sayfalarımda, hatta dostlarıma da çok vurguluyorum şunu. Hayal edin ve gerçekleştirin. Tabii. Ne güzel bir dergiyle geldim. Vallahi almamıştım. Teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum alamadığım için. Biliyorsun sen de yoktun, ben de yoktum. Ama çok güzel bir dergi. Hatta bu model gecemizde vardı, değil, evet, mi? Evet. Andrea Bulgaristan'ın, evet, süperstarı. Çok, evet, önemli, çok uluslararası, hı-hı, şarkılar yapan. Oldukça da seksapalitesi yüksek bir sanatçısıdır. Evet. 2 yıldır, hatta son 3 yıldır biz Andrea'yı ağırlıyoruz. Evet, hem, evet,
buradaki insanlar onu çok sevdi. Hem de o bizim geceye ruhen ve enerji olarak çok uygun olduğu için biz onu burada ağırlamaktan keyif alıyoruz. Evet. En sonunda kapak çalışması yaptık. Nasıl buldun kapağı? Ben kapağa bayıldım. Tam bir de yazlık, çok güzel yaz rengi, bir de bronzlaştı bir o kadar daha. Çünkü programımız gece zaten kış gibiydi. Bu kadar bronz değildi ama çok yakıştı. Çok çok güzel, çok hoş. Canlar biraz böyle model görelim değil mi? Gözümüz açılsın değil mi? Aynen. Evet. Peki Ayten'cim, sen aynı zamanda çok güzel bir eğitimde ders alıyorsun. Evet. Çok güzel bir yolculuğa çıktın. Spor öğretmeni olmak, yani adaysın. O nasıl bir duygudur? Zaten küçüklüğümden beri sporun içinde olduğum için her zaman hayalimde sporun içinde olmak vardı. Evet. Ben şimdi devam ettiririm. Zaten birçok kez yarıştım. Türkiye'de, burada, yurt dışında atletizm yaptım. Sonra basketbol oynadım. Fitness şampiyonasına katıldım. Yani hep sporun içindeydim ve her zaman da ailem bana, annem. Anneme çok teşekkür ederim bu yüzden. Bana destek oldu. Bak şu kameraya söyle ve teşekkür et anneciğim. Anneciğim, seni seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldu. Abim de. Ahmet Yılın. O da zaten çok iyi bir şarkıcı. Hep bana destek oldukları için. Ona şarkıcı demeyelim. Çok iyi bir besteci. Sanatçı. Çok iyi bir sanatçı. Evet. Değil mi? Çok şanslıyım ki böyle bir aileden geldim. Evet. Çünkü sanatçı olmak gerçekten olmaz. Ruhumda var insan. Ama şarkıyı herkes söyleyebilir. Evet. Herkes okuyabilir. Ama sanatçı olmak, o apayrı bir zenginlik, apayrı bir güzellik. Aile olarak ikisinde de şey var, sahne ışığı, sahne enerjisi var. Ahmet de geçen sene bizden gene ödül aldı. Bizim çok dinlediğimiz, çok severek takip ettiğimiz, ülkemizin yetiştirdiği önemli isimlerden biridir o da. Özer'cim, sen buna ne diyorsun ya? Güzel yurt topraklarında ne var acaba? Bereket var belki de. Portakalından mı? Nesinden acaba? Bilmiyorum. Yani böyle bir Yeşilırmak'a kadar uzandığımız zaman, Lefke'ye kadar uzandığımız zaman, Kalkanlı, oralar, işte Akçay, Zümrütköy, Bostancı, aman tanrım hiçbir köyümüzü unutmayayım. Aslında Kıbrıs genelinde ben çok çok seviyorum kendi coğrafyamı ama o topraklarda sanki bir şey var sence? Yani oralarının en önemli özelliği, hem dediğimiz gibi bize narenciye açısından çok zenginlik kattı ülkeye. Tabii insanı da çok çalışkan oldu ve bunları yıllarca yetiştirme fırsatı buldu. Keşke bizim devlet büyüklerimiz de Güzelyurt'a Güzelyurt'un hak ettiği gibi değer verseydi ki daha da güzellese, daha da gelişse. Evet. Şimdi tabii ben son zamanlarda birkaç kere gelme fırsatı buldum. Biraz daha bir hareketlenme var gibi. Evet. Ama tabii hak ettiği hareketlenme mi değil? Yok yok, hayır. Değil. Yani yeşili, denizi düşünebiliyor musun? O yol boyu şerit halinde ta Güzelyurt'tan Lefke'dir, Yedi Dalga, Gemi Konağı, Yeşilırmak'a kadar inanılmaz çok güzel bir coğrafyası vardır. Yani yeşilin bütün tonları. Aslında ben neye bağlıyorum? Nacizane tecrübelerime dayanarak. O yöre insanların egoları yoktur. Ve insanlığı seviyorlar. Komşuluk ilişkileri vardır. Bir şeyi pişirdikleri zaman paylaşmayı seviyorlar. Hatta bir eğlenceye giderken, bir düğün, bir dernek yapılırken herkes oradadır. Nitekim bizim tur arkadaşlarımız da öyledir. İnanılmaz. Yani paylaşmayı çok seviyoruz. Örneğin bir yere gidiliyor. Herkes çöreğini getiriyor, işte çerezini getiriyor, içeceğini getiriyor. Ama bir bakıyorsunuz büyük bir paylaşımla dağıtılıyor. Şimdi ben Ayten'cimden şöyle çok güzel bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Edersin değil mi? Tabii ki. Benim köşe yazımı rica edebilir miyim senden? Tabii ki. Okur musun? Böyle güzel bir beyanın zaten yazısını okumam lazım. Ay canım. Onu da vurgulayalım ama önce. Biliyorsunuz uzun yıllardan itibaren Star Kıbrıs medyasında ben her cuma günü köşe yazılarım çıkmaktadır. Ama bu kadar güzel bir kızı bulup da ona okutmamak olmuyor. Buyur. Fahriye Özay, yaşamlara dokunmak. Her gün yaşamımıza dokunan insanlar bir başka etkileyici. Tıpkı evrenin en büyük güçlerinden biri olabilirlerdi.
1974 sonrası itibariyle çok çok farklı, kocaman, tertemiz adımlar atılabilirdi. Bu upuzun zaman diliminde öğreneceğimiz en önemli derslerden biri, başkalarına uzanmanın nasıl kendinize ve insanlığa olan inancınızı tazeleyeceğinizdir. Çevrenizde bulunan mucizelerin daha çok farkına varıp yapacağınız katkılar güzelim coğrafyamızı daha çok güzelleştirip içinde yaşayan insanımızın yüzünü güldürüp ruhunu okşamamızdı. Ben gezdiğim gördüğüm onca ülkenin arasında birçok insan fakir olmasına rağmen yüzlerinde kocaman tebessümler ve yüreklerinde taşıdıkları insana saygı sınırsız iyiliğe dönüştü. Size her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Her insanın içinde iyilik ve kocaman bir güç vardır. Önemli olan o gücü ve iyiliği keşfedip insanlığa ve ülkesine yardımcı olabilmektir. İnsan kendini yenilemeli, kendi kendini denetlemeli, okuduklarından, gördüklerinden, yaşadıklarından ders almalı. Her gün öğrenecek onca unsur varken aynı yerde durmamalı. Öyle kelimeler oluyor ki insan hayatında her bir kelime ilham verir insana. İnsan iyileştirir, dönüşümlü olarak olumlu etkiler, doğurur. Yeter ki doğru insanlarla yol alsın. Geçmişten günümüze bu ne şiddet, bu ne bitmez tükenmez kavgalar. Ben önemli, ben bilirim, ben çok kıymetliyim, yapmayın. Yeter artık. Siz önce kendinizi sevin. Sevin ki başkaları da sizi sevsin. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyorsunuz. Kıymetini bilin. Bu nasıl bir ego, söyler misiniz? Allah aşkına, geldiğimiz yer belli, gireceğimiz yer belli. Uzatın ellerinizi birbirinize. Zeytin dağları yeşersin. Toprak zeytin zeytin koksun. Ömür nedir ki? Giderken güzellikler bırakarak gidin. Hayat bir varmış, bir yokmuş. Sizi seviyorum. Canım, çok güzel okudun. Çok teşekkür yüreğine ederim. Yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Gerçekten vurgular da güzel değil mi? Ki öğrenecek onca şeyler var ki. Tabii daha yolun çok başında. Çok. Evet. Canımsın. Teşekkür ederim. Ay. Evet Özer'cim, bu yıl neler var? Neler geliyor? Şimdi bu yıl yani bilinen şeylerin dışında bir reklam ajansı kurduk. Hı hı. Yani şirketimizin içinde ayrıca bir departman olarak. Hı hı. Ve şu an Kıbrıs'a ve Kıbrıs'taki firmalara biraz daha hem reklamı, hem tasarımı, hem de işlerini büyütmeyi nasıl yapabileceklerini onlara bir PR çalışmasıyla sunmayı hedefledik. Ve yeni bir ekip kurduk bu iş için. Ekibimiz de çok donanılmış kişiler tarafından oluşturulduğu için güzel işlere imza atma hedefindeyiz. Ve çok heyecanlıyım bu konuda. Çünkü yıllardır biriktirdiğim birikimleri burada insanlara yansıtma hedefindeyim. Bugün çok güzel birkaç tane firmayla görüştük. Büyük firmalarla görüştük tabii doğal olarak. Hepsi çok sıcak baktılar bu işlere. Hatta bunun daha önce kimse tarafından onlara teklif edilmediğini, bu içerikte teklif edilmediğini söylediler. O yüzden bu iş için çok heyecanlıyım. Birebir hem yoğun tempoma yoğunluk katacağından, hem de o insanlarla onların gerçekten fikrini öğrenip, onlardan bir şeyler de kazanıp, onlara da bir şeyler katarak güzel bir işbirliği içerisine gireceğimizin müjdesini verelim buradan tüm izleyicilere. Evet. Ama çok çok başarılı işlere imza atıyorsun. Ben seni her zaman yürekten kutluyorum biliyorsun ve hep yanındayım. Teşekkür ederim. Güzellikler farklıdır. İnsanın her yıl yenilenmesi, işte yazımda da vurguladığım gibi, o insanı aslında zenginleştirir. Çünkü insan durduğu yerde kalmamalı. Yani adımlarını ona göre atmalı ve her attığı adımda da bir yenilik kazandırmalı kendinde. Sporda olsun, sanatta olsun, iş bazında olsun. Çünkü o kadar çok atacağımız adımlar var ki, bakın şimdi Ekim ayına girdik. Bugün 1 Ekim. Bu ay ne yapılır? Ağaçlar dikilir, değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Bir zeytin ağacının size sunacağı bereket. Ben bu önümüzdeki günlerde bu zeytinlerle ilgili büyük bir projeye imza atmayı düşünüyorum. Bunca bereketli bir toprağa neden diyorum çam ağacı? Çam ağacı demek aslında çok faydalıdır, çok da sağlıklıdır. Ama maazallah bir yangında o kozalaklar bir bomba yerini alıyor ve
bir patladığı anda kilometrelerce başka bir yangına sebep oluyor. Başka yangınlara. Ama zeytin ağacı dikilirse bu topraklara, işte bu dağlarımız olsun, kendi ovalarımızda, bir düşünebiliyor musunuz? Halk zaman içerisinde o zeytinleri toplayacak ve evine taşıyacak. Kendi çoluğuna, çocuğuna faydalı olacak. Neden ekmeyelim ki? Bizim zaten Akdeniz dendiği zaman insanın aklına ne gelir? Bağcılık, zeytin ve haruba ağaçları. Niye bunları hızlandırmayalım? Yanılmıyorsam sen de bu ay çok güzel zeytin ağaçları dikecek misin? Doğru mu? Öyle bir hedefim var, evet. Arapköy tarafında bir yerim var. Oraya böyle bir şeyle değerlendirmeyi hedefledim, düşündüm. Hı. Tabii bu yoğun temponun içinde hafta sonları ancak uğraşabilirim diye düşünüyorum. Hı hı. Ama böyle bir hedefim var. Hem dediğin gibi Kıbrıs'a ağaç ekmek, ağaç dikmek, bunlar bizim herkesin, tüm vatandaşların sorumluluğunda olması gereken şeyler. Hem de o şekilde değerlendirip orada bir de keyif toprağa dokunmak da çok insanın enerjisini, kötü enerjisini atmasına sebep olur. O şekilde de biraz kötü enerjilerimizden de kurtulmuş oluruz ve topluma faydalı bir iş de yapmış oluruz aynı zamanda. Biliyorsun lamalar çok uzun ömürlü oluyorlar. Hı-hı. Ama neden çok uzun ömürlüdürler? Sürekli saksılara, çiçekler veya böyle boş arazilere ağaçlar, bitkiler dikerler. Yani o gerçekten çok. Eskiden örneğin insanlarımız neden uzun ömürlü olurlardı? Çünkü herkes ürünle uğraşıyordu, toprakla uğraşıyordu. Ve bunun üzerine diyorum ki, bir klip gelsin mi? Gelsin. Tarkan mı gelsin? Olur. Tamam. Evet, güzel bir şarkımız gelsin ve devam edelim. Çağır da yanına, kedi gibi sokulayım sıcağına. Beni sağ-
sar sar bana da sonra. At at kuytularına at emi. Hazırım razıyım dünden. Varım her şeyine senin ben. Beni korlara ver istersen. Yak yakacaksan sen yak beni. Hadi aşk beni çağır da yanına. Kedi gibi sokulayım sıcağına. Beni sar sar bana da sonra. At at kuytularına at emi. Hazırım razıyım dünden. Varım her şeyine senin ben. Beni korlara ver istersen. Yak yakacaksan sen yak beni. Çıkalım o kızıl ufuklarda. Hadi aşk beni çağır da yanına. Kedi gibi sokulayım sıcağına. Beni sar sar bana da sonra. At at kuytularına at emi. Hazırım razıyım dünden. Varım her şeyine seninden. Beni korlara ver istersen. Yak yakacaksan sen yak beni. Hadi aşk beni çağır da yanına. Kedi gibi sokulayım sıcağına. Beni sar sar bana da sonra. At at kuytularına at emi. Hazırım razıyım dünden. Varım her şeyini seninden. Beni korlara ver istersen. Yak yakacaksan sen yak beni. Selfie de yaptılar. Gördün mü? Hı hı. Tarkan. Tabii. Değil mi? Ben pek sevmiyorum selfie'leri ya. Niçin? Bilmem. Çok böyle insanın yüzünü çok patlatıyor. Ya selfie hem mecburiyetten çekilen bir olaydır. Öyle biri mi? Yoksa işte yanında evet. Adamın fotoğraf çekecek. Onu mecburiyetten selfie'yi çok, tercih etmek durumundadır. Ama çok farklı çıkıyor insan. O değil yani. Yüzünde patlıyor. Açıya bağlı ya. Açıyı da ayarlamak lazım. Doğru. Tabii selfie şey çok günlük bir resim olduğu için onu profesyonel anlamda kullanmak doğru evet. Olmaz ama işte anıyı canlandırmak, anıyı yaşamak, anıyı paylaşmak açısından gerektiği zaman kullanılabilir. Çok doğru. Peki Singapur'a hiç gittin mi özellikle? Yok, Asya tarafını çok tercih etmiyorum daha. Ama Singapur'a gitmek gerekir. Neden mi? Hayal üzerine kurulan bir ülke, bir coğrafya. Hayal edebilir misin? 56-57 kat yükseklikte binaları birleştirip botanik bahçe yarattı insanlar. Devasa ağaçlar, devasa bir havuz, devasa göletler, içerisinde yüzen sandallar, seyir halinde, hı hı. Devasa asansörler. Ben var ya, inanılmaz keyif aldım. İnsanlar bu kadar mı hayal güçlerini ultraya dönüştürüyorlar ve hiçbir şekilde orada sigara içemezsin, sakız çiğneyemezsin. Yakalandığın takdirde adamlar ne yapıyor? Pasaportuna el koyuyorlar, kimliklerine. Ve diyorlar ki sana bu süpürgeyle aylarca işte bu sokakları süpüreceksin. Ve basın önünde de gururunla oynayacaklar. Yani ben şimdi tatil tercih edeceksem, tabii ki bütün bunlar çok güzel temizlik açısından vesaire ama gelen turistin normal yaşantısına müdahale etmek diğer bence Arap ülkelerindeki kapalı görüşten bir farkı yok. Tabii ki evet. Temiz olmak evet. Okey, bunda bir temiz olmak güzel bir şey ama şimdi insanların sakız çiğnemesine veya sigara içmesine mi karışırlar yoksa yere atmasına mı karışırlar? Şimdi ikisi arasında çok büyük fark var. Yere atmasına karışırlar. Çünkü eğer ki sigara içmeyin ya da sakız çiğnemeyin gibi bir muhabbet yapacaklarsa o tamamen yanlış, insan özgürlüğünü kısıtlamak olur. Yere atmak hayır, bambaşka yere bir. Yere atmak neden konusunda. Mi? Neden mi? Ben bunu çok vurguluyorum her zaman. Küçücük bir kuş onu ekmek zannediyor ve düşünebiliyor musunuz? Gagasına yapmış. Tabii canım, o çok ölüyor. Güzel bir şey. O evet. Süper bir şey. Onu zaten yasaklamak değil, onu insanların bilinçaltına yerleştirmek bence her şeyden tabii, önemlisi. Tabii. Bu zamanda da hala daha yere sakız atan insanların aklına şüphe ederim ben. Ama maalesef.
Aklından şüphe ederim. Bir de benim en çok ilgimi çeken çok çok küçücük bir coğrafya olmasına rağmen hayal et, Alev Kayası'nı kesiyorlar, o dağ bölümünü, ve oraya botanik bir hayvanat bahçesi ve sayısız para kazanıyor insanlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ama olabilir tabii. Oldurdular. Yine bunun yanı sıra limanları zaten dünyada birinci sırayı alıyor. O kadar çok gelir sağlıyorlar ki ülkelerine, ki su sorunu zaten çok büyük derecede, ama arındırıyorlar ve turiste de çok 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 iyi bir hizmet. Kocaman böyle şeylerle, teleferikle bütün o coğrafyayı gezdiriyorlar sana iki turda. Müthiş. Sen bence Singapur'dan onların reklamını yapmak için özel bir... Evet! Evet! Bence Singapur... Bak, senin de reklamını yapıyorum, gördün mü? Bak, en moda nasıl? Evet. Yani ben bunları niye vurguluyorum biliyor musun? Biz gerçekten çok şanslı insanlarız ve çok güzel bir coğrafyaya sahibiz. Biz neden bunları yapmıyoruz? İşte köşe yazımda da vurguladığım gibi. Bu egolar neden, bu şiddetler, bu kavgalar, bu insanları beğenmeme, kaldığınız ülkeyi beğenmeme, olur mu öyle şey? Aytencim, sen ne diyorsun böyle bu genç bir jenerasyon bu konuyla ilgili? Bence ben doğduğum yer benim için önemli yerdir. Ben isterim ki bundan sonraki nesil de bizim nasıl ki bize bıraktı annemiz, nasıl korumamız gerektiğini, onlara da öyle bırakalım isterim. Şimdi her tarafta binalar, ağaçlar kesilir. Bizim arka hep bahçeydi, şimdi hep bina oldu. Arkama bakarım, bina. Yani rahatsız oluyorsun değil mi? Koruyalım yani, devam ettirelim bu yeşillikleri. Zaten Kıbrıs yeşil deniz, böyle bilinir zaten. Mutlaka. Ama şimdi burası da hep binayla dolu oluyor. Ama koruyalım. Ben diyorum ki öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Her çocuk bir ağaç dikerse ne olur? Tekrardan yeşillenir. Ben diktim ilk burada. Aferin. Harika. Çok çok güzel. Peki senin dikili ağacın var mı? Yani okullarda hep bütün çocuklara dik. En moda var ya dikili ağacın. Onun dışında tabii evdeki ufak tefek bahçeler, ama şimdi daha büyük bir projem var o konuyla ilgili. Onun dışında da bunu yapan şu an başka bir gönüllü arkadaşlar da var diyebilirim. Şimdi Lefkoşa 300 bin ağaç gibi bir proje de var. Evet, evet. O da çok başarılı. Onu ben Facebook'ta takip etme fırsatı buldum. Bunu başlatan herkese de şimdiden teşekkür edelim ki ülkemizin o kurak ölü noktalarını bu şekilde canlandırmayı hedeflediler. Evet, benim dikili en büyük ağacım. Evet, kurduğum şirketti. Evet. Şimdi o konu biraz dağıldı. Ona dönmek isterim müsaade edersen eğer. Tabii buyur. Yani şimdi bizim o kuracağımız ajansın içinde sadece firmalar olmayacak. Mesela şimdi biz oyuncular ve casting de yapacağımız için. Şimdi Ayten gibi bizim ekibimizde bizimle beraber bu yola çıkan kişiler artık bu firmanın içinde bir şekilde yer alacak. Bir şekilde buradan ekmek kazanacak. Mesela Instagram fenomenleri yok ülkemizde, ki şu an Instagram fenomenleri dünyanın en önemli kişileridir. Mykonos'ta bu sene çok hoş kızlar, çok yakışıklı erkekler Instagramlarıyla birlikte orada ağırlandılar, misafir edildiler. Orada birçok farklı şeyden, otelden veya restorandan veya bardan bedava yararlanma fırsatı yakalandılar. Şimdi neden biz de bu şekildeki gençleri böyle faydalı şeylerle meslek kazanmalarını sağlamayalım ki? Hedeflediğimiz noktalar arasında böyle şeyler de var. Çok şimdi, doğru. Ayten'in bundan haberi yoktu, şimdi öğrendim. Öyle mi? Tabii bu bir şu an proje aşamasında olduğu için bunlar gelişecek şeyler, ama casting'de ve sosyal medyada bizim kendi içimizde yaratacağımız kişiler de bizim için çok önemli olacak kişilerdi. Çünkü bunu biz sadece dergiyle kısıtlayamayız. Evet. Birçok konuda firmalara destek vermek durumundayız. Ve bu firmalara destek verirken kişisel reklamlar artık çok ön plana çıkmaya başladı. Çok doğru. Yani mesela Ayten'in şu an Instagram'ında birkaç tane reklam gördüm ben. Yani tabii o ne derece, nasıl bir anlaşmadır bilmiyorum, ama mesela bir mekana gidip orada yemek yiyip onu anlatması bir sporcunun, bu bir reklam türüdür. Tabii. Bizim insanlar artık bunlara yavaş yavaş alışsın, adapte olsun, dünyayla eşit gidelim isterim ben. Hatta belki kimi zaman bazı şeylerde daha önde gidelim.
Bu yurt dışı anlaşmaları olabilir. Bu bizim hakkımız. Bu yurt dışı anlaşmaları olabilir. Türkiye ile bazı anlaşmalar yapabiliriz ki yapma hedefindeyiz. Bu da bizim ülkemizi hem tanıtacak hem de ülkeye katkı koyacak kişiler için güzel bir kapı açacak. Yani tek eller artık kırılsın isterim ben. Yani yeni gelen teknolojiyle dijital hareketli ve hareketsiz reklamı artık insanlar çok daha rahat edinebilsin. Buna bundan yararlanabilsin. Bir de bu bir meslek dalıdır artık. Doğru. Instagram'da tanıtım yapan meslek dalı. Meslek dalı gibi bir şeydi bu artık. Instagramcılar veya YouTuber'lar. Bunlar şu an bildiğiniz mesleği adamı budur. Evet. Çok daha burada alışılmış olmasa da bu tarz meslekler var. Bizim işimiz bu. Bu meslekleri de yaratıp topluma kazandırmak hedefindeyiz. Bunun dışında da bunları yaparken mesela bir fenomenimiz olsun şeyde bizim bu sene 2020'nin ödül töreninde. Ama sen çok doğru adrestesin bu yıl. Ha, geçen sene de çok doğru adresteydin ama bu yıl gerçekten nasıl oldu Ayten'i kazanmak gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Geçen yılki ikonların İpek, da çok iyiydi. Yusuf. Tabii ki Yusuf, İpek. Çok çok güzel iki tane insan ama bu sene de gerçekten hem öğretmen adayı olması, bunun yanı sıra gerçekten çok güzel bir kız, güzel bir aile çocuğu. Tabii canım. Umarım. Şimdi herkesin yapabildikleri kendine özgü yetenekleri farklıdır. Şimdi Ayten'in kendine özgü yetenekleri hem sporcu olduğu için hem daha yaşının çok daha genç olduğu için farklı yeteneklere sahiptir. Her firmanın ya da her kişinin aradığı özellikler vardır. Biz bu kişilerin çoğalttıkça o firmalara, o kişilere onlara uygun reklam yüzleri olabilecek insanlar yaratmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Evet. Ama Ayten bu iş için çok uygun isimlerden biridir. Evet, gerçekten öyle. Gerçekten. Düşünebiliyor musun? Şimdi bak bizim Instagram'dan naklen yayın yapılıyor değil mi? Ada TV naklen yayın. Canlı canlı. Yeni Ada TV'nin Facebook sayfasından onca insan bizleri yüzlerce belki bilemeyiz. Değil mi? Kaç tane insan bizleri izliyor? Ama eskiden bu imkanlar yoktu. Yok. Sadece kapalı bir kutuya gidiyorsun. Hatta canlı bile insanlar korkuyorlardı bizimle program yapmayı. Gerçekten. Yani paket yapıyorlardı. Çek olmadı. Baştan çek olmadı. Baştan. Biz o günleri yaşadık düşünebiliyor musun? Çok robotik değil miydi o zaman? Doğallığı yok. Hayatım düşünemiyorum ben zaten. Şimdi geleceğim buraya yönetmenim diyeceğim. Olmadı baştan düşünebiliyor musun? Bir sanatçı dostumu getireceğim. Şimdi orada kıyıp olmadı. Hayır baştan tekrar kelimeyi uzun. Ama bak risk almak gerçekten başarılara başarı atmaktır. Ben buna inanıyorum. Eğer siz bugün paket çekim yapmış olsaydınız belki de bu kadar başarılı olmayacaktınız. Evet. Bu kadar güzel konuşamayacaktınız. Neden? Çünkü beyin altına, şuur altına giriyor. Diyor ki şimdi bu olmazsa baştan konuşacağım veya baştan şarkı söyleyeceğim veya baştan anlatacağım. O açıdan her şey sıcağı sıcağına, atasözü diye meşhur bir söz vardır ya, her iş sıcağı sıcağına olur. Değil mi Ayten'ciğim? Kırmızılar çok yakıştı, ne yapayım gözümü alamıyorum. Normalde çok çok iltifat etmez, seni gerçekten çok beğendi. Sevdim tabii çok ki. Be. Sevmez miyim? Zaten yüzünüzden belli değil yani, içten konuştuğum. Ay canım. Ben yalan bilmem hayatım. Benim kalbim içim neyse o. Öyle durup da asla. Yani merhaba merhaba. Seni seviyorum, seviyorum. Örneğin bir okuyucularımı, izleyicilerimi, kendi insanımı o kadar çok seviyorum ki. Yani mümkün olsa şu içimde taşıyacağım. Çünkü içimde milyonlarca Fahri Özay yatıyor. Ve her öğrendiğimi kendi insanıma öğretmeye çalışıyorum. Yani ben her gün uyandığımda iki öğrenirim, bir öğretmeye çalışırım. Ben bakayım, bir soralım bakayım. Kitaplarla aran nasıl? Çünkü benim için kitap okumak çok çok önemlidir. Ben kitap okurum. Hı-hı. Mesela eski film yıldızları, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe. Zaten vücudumda dövmeleri var. Onların kitaplarını okurum, hayatlarını. Çünkü onlar hayatın en altını da görmüş insanlardır, en üstünü de görmüş insanlardır. O yüzden hiçbir zaman nereden geldiğini unutmayacağım. Çünkü bir gün oraya geri dönebilirim. Mutlaka. Biz Tayland'da bir adaya götürdüler bizi geçen yıl. Düşünebiliyor musun? O adada James Bond film çekti diye o adada
bak. Turizm patlaması. Turizm patlaması. Adanın ismi unutuldu. Adanın ismi ne oldu biliyor musun? James Bond adası, ama o adada hiçbir şekilde çöp atamazsın, sigara içemezsin. Bugün de niye böyle? Aynı bizimki gibi, bizim ülke gibi tam. Biz ondan herhalde. Bizim ülkede de hiç o tarz şeyler olmaz yani. Ben Sayın Başbakanıma buradan bir seslenişte bulunayım mı? Lütfen. Bir de sesinişte. Sayın Başbakanım, çok daha yenisiniz ama ne olur lütfen öyle ağır cezalar getirin ki bu camdan sigara izmariti atmak. Zaten iki tane ağacımız vardır. Üç değil. Lütfen. İçmesinler. Yani mesela böyle sigara atıp yangın çıkaran da hiç olmamıştır bugüne kadar bizim ülkede. Öyle böyle mi? Örnekler hiç görülmedi daha. Çok gerçekten şükür. Ne güzel. Ne güzel. İnsanımız çok bilinçli, çok duyarlı. Helikopterlerimiz de vardı bizim. Yani tabii işte bunlar işin esprisi, alınacak halimize güldüğümüz durumlar ama evet. İnsanlar umarım yaşadığı yere, yaşadığı, nefes aldığı ortamlara daha değer vermeyi öğrenir ve değer verirken onların güzelleştirmesini, ne kadar güzelleştirmeleri gerektiğini de bilmeleri evet. Ayrı bir farkındalıktır. Bu da çok önemli. Evet. Klip söyleyelim mi? Fahri Özay'dan mı yoksa sizin var mı içinizde bir istek? Fahri Özay tercihimizdir sırada tabii. Sırada ne var? Teşekkür ediyorum arkadaşlar, harikasınız. Sırada ne varsa bir Fahri Özay gelsin. Değil mi? Tabii. Sahilde hayaller kurarım. Aşkın sembolü.
parçası. Kıbrıslı Afrodit'im ben, Kıbrıslı Afrodit'im ben, Kıbrıslı Afrodit'im ben, Kıbrıslı Afrodit'im, 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 Kıbrıslı Afrodit'im. Aynen öyle. Bu arada da burçları konuşuyorduk, değil mi? Evet. Ya böyle kırmızı orkideyi pembemsi orkidenin yanına çok yakıştı, değil mi? Bu orkidelerin gerçek renkleri midir bu? Çünkü bazen bizim ülkede bazı şeylere tanıklık ettim ben. Bunları boyatıp sonradan boyalarının çıktığına tanık oldum ben. Yapılıyor ya, tabii. Kimisinin renginin gerçek olup olmadığından emin olamıyoruz o yüzden. Buna bile el attı sağ olsun. İnsanlar. Şimdi Singapur'un da simgesi nedir biliyorsun? Arslan ve orkidelerdir. Hı hı. Ben ilk defa hayatımda bu kadar renkli orkideleri bir arada gördüm. İnanılmaz güzel, inanılmaz. Çok çok güzel. Yani düşünebiliyor musun? Orkideler bahçesi, botanik bahçeler, uçsuz bucaksız geziyorsun, geziyorsun. Çok çok güzel orkidelerle karşılaşıyorsun. Ama çok çok güzel ve çok farklı, bir de çok ağır olmamasına rağmen hafif bir kokusu vardır, çok güzel. Orkideleri kurutuyorlar, altın kolyeler, altın suyuna batırıp o kurutulan orkideler ve aksesuar yapıyorlar ve birebir satışa sunuluyor. Ne güzel. Çok yani yüzükler. İşte bu da benim yüzüğüm, orkidem. Teşekkür ediyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Kurutulan orkideleri değerlendiriyorlar ve biz acaba ne yapabiliriz Kıbrıs'ta? Değerlendirme açısından. Hayır, değerlendirme. Ne yapabiliriz? Zeytinler olabilir bence. Çekirdekleri altın suyuna batırılamaz mı? Diğer çekirdekler aksesuar. Zeytin çekirdeklerinde tesbih vesaire yapıldığı, onlar bilinen şeyler. Onlara çok hayır çok farklı aksesuarlar mesela. Yani. Mesela çiçek oluşturabilirler. Bu evlerde oturan hanımlarımız, değil mi? Hı hı. Bir takım el işiyle. Çünkü bunlar hep zaten evlerde yaşayan insanlar yapıyor bunları. Ama şimdi bunun çıkması, kurutulması çok basittir. Evet. Oyma yok, bir şey yok. Şimdi onun çekirdeğini oyması vesairesi çok ciddi bir materyale ihtiyacı. Peki başka ne olabilir? Düşünmek lazım tabii onu. Şimdi şu an böyle pat diye sorulunca. Evet. Yani bizim zaten el işlerimiz çok köylerde özellikle meşhurdur. Çok çok meşhurdur. İnanılmaz el işlerimiz vardır. Ama şu bitkilerden de bir şey papatyalar yaratılabilir. Papatyalar mesela yapılabilir. Tabii, evet. Bizim sarı papatyalar altına da yakın, altın suyuna beyaz yakın. Beyaz papatyalar, değil mi? Sen ne diyorsun bunun üzerine? Papatyalar çok güzel. Evet. Ben sürekli küçükken taç falan yapardım. Evet, şimdi biliyorsun değil mi? Papatya seven insan dünyanın en iyi insanıymış. Bunu biliyordunuz değil mi? Yani papatyaları seven insanların kalp göğü çok çok iyiymiş. Hmm. Ama papatyayı kopartmayan, direkt böyle bitkisinde seven, papatyayı çok çok seven insanlar çok iyi niyetli insanlarmış. Hep iyilik sunarlarmış insanlara. Ne güzel. Evet. Ama düşünebiliyor musun? 2 ay veya 3 ay sonra her taraf bembeyaz veya sapsarı papatyalarımız oluşacak. Değil mi? Evet Ayten'cim, şimdi senin önünde neler var? Kaça gidiyorsun? Üniversite 1 misin sen? Aa, ne güzel. Üniversite
Peki nerede okuyorsun? Yakında üniversitesi. Hı hı. Nasıl aran öğrencilerle, arkadaşlarınla? Genellikle biraz... zaten arkadaşlarımla anlaşırım. Hı hı. Hep anlaşan, sürekli zaten ortamayla sürekli bir komiklik, sürekli bir şeyler olmuştu. Espriler yaratıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ne güzel. Hepsi güler ben gelirken de. Süper. Çünkü ben hem işit yapmayı severim, yeri geldi şaka yapmayı severim. Hı. Her şeyi esprilisin yani. Evet. Ay çok güzel. Peki var mı çok arkadaşın? Yani çok yoktur aslında. İki tane var. Baktığında çok var ama sadece iki tanesi benim için önemli. Ama herkese merhaba diyorsun. Evet. Günaydın diyorsun. Evet. Kimseye asla kalbini kırmak istemem. Ay canım benim. Süper. Evet. Harika. Sen Çim Çiçek şarkımı dinlemiş miydin? Dinlemedim. Dinlememiş. Ne yapalım? Bir dinletebiliriz burada. Dinletelim. Hayır onu dinledik. Dinledi ya başında. Başında. Ama o kadar bir heyecanlıydı ki. Ama başındakinde ses var mıydı? Yoktu. Ha yok galiba. Ses yoktu doğru. Hayır ses vardı. Ekranda ses vardı. Ekranda vardı bizim burada buraya yansımadı. Evet. Finalde bir daha dinleyelim. Çünkü az önce bir mesaj geldi. Tekrarını istiyorlar. Sayfada kaç oldu haberin var mı? 1 milyon. Harika. Kendi sayfamda. Süper. Evet. YouTube'da da yanılmıyorsam 125 bin ki çok daha yeni benim şarkım. Çok çok yeni. Kıbrıs nüfusuna göre çok büyük rakamlar bunlar tabii. Daha güzel sonuçlar da alır. Alacak çünkü çok yenidir. Evet alır. Düşünebiliyor musun? Dillirga'yı solladı, Mausa Limanı'nı solladı. Dillirga da zaten 1 milyonu sayfamda çoktan geçti ama... YouTube'da yanılmıyorsam 112 bin. Güzel rakamlar 100 binin üstünde olmak. Yani evet. Nüfusun 1/4'ü gördü demektir bu. Evet. Ama tabii kendi bestemin bu kadar büyük bir rakam alması bu beni çok mutlu etti. Çok 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 sevindirdi. Güzel bir olgu. Tabii canım. Ne değil güzel. Mi? Daha da nice başarılar. Sağ ol. Vallahi bilmiyorum. Ödüller boşuna gelmiyor. Değil mi? Öyle. Güzel adımlar atılırsa ödüllendirilir. Ödül çok önemli tabii şey sanatçılar için. Aslında sanatçıyı ne yapar biliyor musun? Motive eder ve bir sonraki yıl farklı farklı unsurlara imza atar. Ben 2020'yi şimdiden ayarladım ne yapacağım diye. Onu bir şekilde hafızama yerleştirdim. Girişimi de tamam. Yani bu çok önemli. Her yıl bir şeyler üretmek ne kadar güzel bir duygu değil mi? Tabii. Aslında bu insana herhalde çok sevdiğin için midir bilmiyorum ama her şeyi seviyorsan ve her insan olduğu gibi kabul edersen motivasyonun her zaman yüksek olur. Bir de egoların olmazsa kendinle yarışmak güzel bir duygudur bence. Ya egoları sıfırlamak tabii güzel ki ama keşke insanlar hepsi başarabilse bunu. Ama biraz da ego belki bazı şeyleri tetikler, besler. Aslında o egolu insanları hayal ettiğin sürece ve birebir tanıdıktan sonra kendine daha çok sarılıyorsun. Tabii. Değil mi? Öyle değil mi Aytenciğim? Öyle. Oy canım. Ne kadar tatlı değil mi? Teşekkür ederim. Ay gerçekten. Canımın içi. Ne çok kadar... keyif alarak. Evet, ay. Mutlusun. Evet. Hiçbir heyecan görmedim ben. Var aslında biraz ama. Var mı? Böyle sıcak, herkes sıcak olunca öyle kalmaz yani. Sen... Evde gibi hissettim. Evet. Evet. Ben de sanki sohbet edelim. Bir kafede oturup sohbet edelim. Şimdi bizim programlarımız hep öyle. Biz böyle dalıp gidiyoruz. Sonra yönetmenler geliyor böyle yapıyor bize. Biz daha devam ediyoruz. Ama ben diyorum ki bunun üzerine bir Mausa Limanı dinleyelim mi? Olur. Gelsin mi? Gelsin. Evet. O da çok farklı bir ağıt. Okumayan kalmadı vallahi. Evet Bahri Özay'dan bir Mausa Limanı gelsin lütfen. Böyle herkes okudu. Heh. Thank you.
Yeah.